Hamas lideri Sinwar ilk kez paylaştı. İsrail ordusunu paramparça ettik. Anlaşmazlık durumunda hazırlıklar tamam. Türkler, BM ve İngilizlere rağmen Lefkoşa ve Larnaka'yı kuşatıyor. Askerlerimizin sosyal medya paylaşımları istihbarat zafiyetine sebep oldu. Yunan medyası, bayraktarlar kapışılıyor. Türkler İHA'larla para basıyor. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinwar, grubun bölge dışındaki üyelerine gönderdiği bir mesajda, Hamas savaşçılarının İsrail ordusuna ağır kayıplar verdiğini ve onların şartlarına boyun eğmeyeceklerini söyledi. Yahya Sinwar, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez kamuya açık mesaj paylaştı. Pazartesi günü El Cezire tarafından paylaşılan bir mektupta Sinwar, İsrail'in 2,5 ay süren bombalama ve kara operasyonlarından sonra silahlı karanın başarısı konusunda güvence verdi. Sinwar, kara operasyonlarının Ekim ayının sonlarında başlamasından bu yana 5000 İsrail asker ve subayın öldürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Bunların üçte birinin öldürüldüğünü, geri kalanların ise kalıcı olarak sakat kaldığını veya ciddi şekilde yaralandığını söyledi. İsrail ordusu şu ana kadar karadaki çatışmalarda 156 askerin öldüğünü, 600 askerin de yaralandığını açıklamıştı. El Cezire'nin haberine göre Sinwar, İzzettin el-Kassam Tugayları, İsrail işgal güçlerine karşı şiddetli ve benzeri görülmemiş bir mücadele veriyor, dedi. Tugayların İsrail ordusunu ezdiğini ve ezmeye devam edeceğini, işgal koşullarına boyun eğmeyeceklerini sözlerine ekledi. Uluslararası İlişkiler Doktoru, siyaset bilimci Yannos Haralambidis, Simerini gazetesinde yayınlanan makalesinde Türkiye'nin Rum yönetimini anlaşmaya mecbur bırakmak için dört bir yandan tahkimat çalışmaları ve kuvvet takviyesi yaptığını bildiriyor. BM Genel Sekreterinin yeni elçisi beklenirken Türk tarafı tüm savaş hazırlıklarıyla tanklarının ve toplarının namlularını Rum Cumhurbaşkanı'nın şakağına dayıyor ifadesini kullanan Haralambidis, Kıbrıs'ta Türk ordusunun Lefkoşa ve Larnaka'yı kuşatmak amacıyla tasarlanmış bir dizi operasyon için hazırlık yaptığını, bu operasyonların Kuzey Kıbrıs topraklarında yapılan yeni tahkimat çalışmalarıyla desteklendiğini ve tüm bu olup bitenlere rağmen Türklerle diyaloğa giremeyen tek ülkenin ABD olduğunu, Fethi Çin'in işine yarayan tarafsızlık ilkesini bahane ederek görmezden gelmeyi tercih ettiğini iddia ediyor. Makale, Kıbrıs'ın Timpos bölgesinde konuşlanmış olan 230. Türk Mekanize Piyade Alayı'nın artan askeri kapasitesine odaklanıyor. Kıbrıs'taki Türk askeri varlığının artan etkisini ve bu durumun adanın güvenlik ve siyasi durumuna olan etkilerini ele alıyor. İşte makalenin detaylı bir özeti. Bu alay, Haziran 2021'den bu yana bir M48 A5-T2 tank filosu, Pars 4x4 tank savar füzeler ve toplamda 18 adet derinliği sunan ilave 155 mm kundağı motorlu toprağla takviye edildi. Bunlara 88 adet TOMA ve yerli Nurol ve M113 zırhlı personel taşıyıcıları ilave edildi. Ayrıca 2022 Mart ve Nisan ayları arasında Lefkoşa'nın çeşitli bölgelerinde ve Derinya'da tank, kundağı motorlu top ve diğer ağır silah sistemlerinin yerleştirilmesi için 69 yeni mevzi inşa edilerek bölgedeki toplam mevzi sayısı 1377'ye ulaştı. Bu 230. Mekanize Piyade Alayı'na başka bir yerden kuvvet kaydırmadan saldırı eylemlerine girişmek için anında hazır olma imkanı veriyor. Türk tarafının askeri hazırlıkları Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın üzerinde baskı oluşturuyor ve sağlıklı bir diyalog kurulmayı engelliyor. Haralambidis, Birleşmiş Milletler'in bu duruma karşı tarafsız kaldığını ve Türk tarafının askeri hareketlerine göz yumduğunu iddia ediyor. Bu durumu Kıbrıs'ın güvenliği ve egemenliği açısından endişe verici olarak nitelendiriyor. Analiz, Türk askeri birliklerinin Lefkoşa ve Larnaka'yı kuşatma ve izole etme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu stratejinin adanın bölünmesine yönelik bir adım olduğunu öne sürüyor. Türk tarafının iki ayrı devlet çözümüne yönelik tutumu ve askeri hareketlerinin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakereler üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu vurgulayan Haralambidis. Dolayısıyla Rum Cumhurbaşkanı 2024 yılında BM Genel Sekreterinin yeni elçisinin müzakerelerin yeniden başlaması için ortak zemin olup olmadığını tespit etmesini beklerken, Türk tarafı ilk olarak iki devletli konfederasyonu reddederek iki ayrı devlet çözümüne saplanıp kalmış durumda. İkincisi, şu açık mesajı vermek için tahkimat çalışmalarını ve planlarını, yani askeri terminolojideki adıyla savaş hazırlıklarını sürdürüyor. Gerekirse ve karar verirsem gücümle ya da gücümün gölgesiyle istediğim siyasi çözümü dayatacağım. Başka bir deyişle yeterli ve inandırıcı bir caydırılığın yokluğunda Türkler daha görüşmeler başlamadan Cumhurbaşkanı'nın kafasına silah dayıyorlar. Hem de Birleşik Krallık izlerken. Özellikle de Kıbrıs'taki BM Barış Gücü ve onun siyasi başkanı Colin Stewart'ın gözleri önünde. Haralambidis son olarak Türkiye Kıbrıs sorununun çözümü konusunda iyi niyetli olduğunu göstermek istiyorsa
Timpo bölgesindeki askeri tahkimat çalışmalarını durdurmalı, müzakerelere yeniden başlamaya istekli olduğunu göstermeli ifadelerini kullanıyor. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki üst noktalarımıza sızma girişiminde yaşanan çatışmada 12 askerimizin şehit olması alçak saldırının derin bağlantılarını gündeme taşıdı. ABD ve İsrail'in destekleri konuşulurken bir başka iddia daha ortaya atıldı. Görev bölgelerindeki askerlerimizin TikTok ve diğer sosyal medya mecralarında yaptıkları paylaşımlar terör örgütü mensupları için istihbarat bilgisine dönüştü. Askerlerimizin üst bölgelerinden, kaldıkları koğuşlardan ve birliklerinden paylaşılan videoların terör örgütleri tarafından koordinat belirleme yolu olarak kullanıldığı konuşulmaya başlandı. Konuyu değerlendiren uzmanlar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski Özel Kuvvetler Komutanı Mithat Işık, sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoların istihbarat zafiyeti olduğuna dikkat çekerek şunları ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri personelleri sosyal medya hesaplarından kaldıkları yerleri, koğuşlarını, nöbet tuttukları yerleri ve göreve gittikleri yerleri paylaşır hale geldi. Süratle bunun önüne geçilmesi gerekmektedir. Askerlerimizin TikTok veya başka sosyal medya hesaplarındaki bu tarz paylaşımları disiplin suçu olması lazım. Bir şekilde bu yanlıştan dönülmesi lazım. Zira bu videoları sadece biz değil, terör örgütü mensupları da görüp izlemektedir. Paylaşılan bu videolar açık bir istihbarat zafiyetidir. PKK'nın kullanmış olduğu kameralı kasklardan termal botlara kadar tüm teçhizatların ABD tarafından verildiğine dikkat çeken Işık, askerlik mesleği disiplin işidir. Gerekirse kameralı telefonların kullanımı kısıtlanmalıdır. Bu mümkün olmazsa sosyal medya kullanımı kısıtlanmalıdır. Şunu göz ardı edemeyiz. PKK artık elinde sadece keleşle dolaşan bir örgüt değildir. ABD'nin yardımlarıyla birlikte üstün teknolojik aletlere sahip olan, uzun menzilli silahları kullanabilen ve paylaşılan videolardan askerlerimizin yerlerini tespit edebilen bir örgüte dönüştüler. Göz gözü görmeyen puslu bir havada terör örgütlerinin GPS yardımı olmadan askerlerimizin yerlerini tespit etmesi imkansızdır. ABD tarafından örgüte verilen bu cihazlar sayesinde askerimizin bulunduğu yer tespit edilmiştir. Bir şekilde askerlerimizin telefon kullanımı, video paylaşımı gibi faaliyetlerin kısıtlanması gerekmektedir. Profesör Doktor Lokman Kuzu ise yerli yazılıma geçilmesinin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. TikTok gibi video paylaşım veya mesajlaşma programları genelde ücretli olmayan yazılımlardır. Milyarlarca kişiye ulaşan bu yazılımlar sayesinde istihbarat birimleri bilgi toplar. Bir şey bedavaysa genelde sizden bazı bilgileri paylaşım izni ister. Hukuken bu bilgileri paylaşabilir duruma gelirsiniz. Bu bir güvenlik açığıdır. Bundan 10 yıl kadar önce operasyon yapan bazı kurumlarımız WhatsApp kullandıklarını bana göstermişlerdi. Bunun çok büyük bir güvenlik açığı olduğunu, bunların derhal yerli yazılımlarla değiştirilmesi gerektiğini anlatmıştık. Bugün bu tür yerli yazılımlar var. Tavsiyemiz onların kullanılması. Bununla birlikte bu tür bilgi güvenliği ile ilgili tekrar bir gözden geçirme yapılması iyi olur, dedi. Yunan basını Türk insansız hava araçlarına geniş yer vermeye ve bazen de övgü dolu sözlerle gerçekleri görmeye ve yazmaya başladı. Pentepostakma derlediği 23 Aralık tarihli haberinde bayraktarlar kapışılıyor, Türkler İHA'lara para basıyor, ucuz ve etkili başlığıyla okuyuculara servis ediyor. Haberde özetle şu ifadelere yer veriliyor. Ankara'nın 20 yıldır saygıyla üzerinde çalıştığı karlı bir proje. Batılı silah sanayileri 2022'de gelirlerinin düştüğünü görmüş olabilir. Ankara'nın satışları arttıkça sadece gülümsemeye devam ediyorlar. Bayraktarlar kapışılıyor, Türkler İHA'larla para basıyor. NATO müttefikleri, Körfez ve Kuzey Afrika'daki Arap ülkeleri, Sahra Altı Afrika ülkeleri ve diğerleri sipariş vermek ve Türk savunma sanayinin gururu Bayraktar TB2'yi almak için harekete geçti. Krizsiz Grup Düşünce Kuruluşu'nun araştırmasına göre en az 26 devletin cephaneliğinde Türk İHA'ları bulunuyor. 7'si teslimatı bekliyor ve 8'i daha satın almayla ilgilendiğini ifade ediyor. Dünyanın en büyük İHA üreticisi Baykar Teknolojileri CEO'su Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde toplam 33 ülkeye silahlı İHA ihraç ettiklerini açıklamıştı. SIPRI'ye göre 2022'de batılı silah üreticilerinin gelirleri azalmış olabilir ancak büyük Türk savunma şirketlerinin gelirleri İHA'lar sayesinde %22 arttı ve bu da Türk para kasasının pek de refah içinde olmadığı bir dönemde Türk ekonomisine yardımcı oldu. Bir Türk analist, insansız hava araçları ve ilgili mühimmatların silah satışlarından elde edilen toplam gelirin yaklaşık 1/4'ünü oluşturduğunu tahmin ediyor. Türkiye'nin bu başarısının nedeni Amerika'nınkinden daha ucuz, Çin'inkinden daha iyi olmasıdır. En çok talep gören İHA'lardan biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan iki kardeşin işlettiği Baykar firmasının ürettiği Bayraktar TB2 modeli. Amerika'nın zirvedeki US MQ-9 Rapier'ın maliyeti 20 milyon dolarken TB2'nin maliyeti yalnızca 5 milyon dolardır.
Dolayısıyla alıcıların TB2'leri vurabilecekleri ihtimali olan daha tehlikeli görevlerde kullanmaya da gücü yetebilir. İran ve Çin daha ucuz insansız hava araçları satabilir ancak Crisis Group tarafından aktarılan uluslararası savunma analistlerine göre bunlar daha düşük kalitede, daha az isabetli ve yüksek irtifada büyük görevleri yerine getirme konusunda daha az yetenekli oldukları belirtiliyor. Türk ordusunun ilk kez 2014 yılında kullandığı TB2'ler, 2023 yılı sonu itibariyle 750 bin saatten fazla uçarak devasa miktarda veri üretti. TB2'ler daha 2020 yılında Kuzeybatı Suriye'de Esad rejimine karşı başarılı bir şekilde kullanıldığından ve Şam'ı koruyan Rus hava savunmasına meydan okuduğundan etkileyici olmayı başarmıştı. Bugünün alıcılarının çoğuna, TB2 insansız hava araçlarının Rusların hava üstünlüğüne sahip olduğu durumlarda bile etkili olabileceğini gösterdiler. Sonra Libya ve Karabağ savaşları. Hiçbir gösterişli halkla ilişkiler kampanyası bu kadar etki yaratamazdı. Savunma analistleri, satışlardaki patlamanın diğer nedeninin de Türklerin İHA kullanım ve iletişim sistemleri gibi konularda bilgi paylaşımına rakiplerinden daha açık olması olabileceğini söylüyor. Türkler ayrıca savaş alanındaki kullanım deneyimlerini paylaşma konusunda daha istekli. Türk şirketleri ayrıca Akıncı ve Aksungur modelleri gibi TB2'ye kıyasla daha yükseğe, daha uzağa uçabilen ve daha büyük mühimmat yükü taşıyabilen diğer ileri teknoloji silahlı insansız hava araçlarını da ihraç ediyor. Crisis Group'tan bir sözcüye göre Türkiye'nin başarısının bir diğer önemli parametresi de İHA sektörünün hem halkın hem de muhalefetin desteğini alması olduğu ileri sürülüyor. Düşünce kuruluşu yetkilileri İHA ihracatı yalnızca ihracat gelirinin değil, aynı zamanda ulusal gururun da kaynağıdır diyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.